Ramazan ayında gidiyorlar. Çeşitli restoranlarda şurada burada iftar yapıyorlar. Yapsınlar. Helal kazançları. Eyvallah. İsraf etmedikleri sürece eyvallah. Ya bir günde akıllarına gelsin. Komşularını. Ya onlarla birlikte gitsinler. Yani bu ekabir tavır nedir hocam ya? Arada muhabbet Değil şeyleri mi? oluşuyor. Yakışmıyor mu? Yani o gariban o lüks restorana yakışmıyor mu? Ben yani yapandan Allah binlerce kez razı olsun. Ya alsınlar konuyu komşuyu tutsunlar. Gitsinler kendisi nerede yiyorsa tamam mı? Evet, Orada yesinler dışarıda yesinler. Evine almaz kimse. Al yani böyle tuhaf bir şeyimiz oluştu. Hocam evet. acil kendimize dönmemiz lazım. Acil. Tamam. Bu önemli. Buradan söyleyelim. İşte Tugay, hatırlıyor musun? 2 sene, 3 sene veya 4 sene oldu. Seninle Gaziantep'e bir konferansa gitmiştik. Sabah 9 gibi oraya indik. Arkadaşlar bizi aldılar, kahvaltı için bir kahvaltı yerine götürdüler. Aile kahvaltısı, bayanlar, çocuklar, erkekler, hepsi masalar doluydu. Ve orada garson getirirken ben masalara baktım, dedim ki ya her şeyi getirme, bizim istediklerimizi, abi dedi fix menü. Yiyin yemeyin. Orada o masalara dikkat ettim, sonra konuştuk, söyleyeyim mi hatırlayacaksın. Yani Antep'in normal insanları, muhafazakar, mütedeyyin. O masada 6 kişi oturuyor. Kuş sütü eksik adeta. Yiyip kalkıyorlar. Bir 6 kişi daha otursaydı, Bir altı daha otursaydı. onlar arkasından bir altı daha otursaydı, karınlarını doyururlardı o masada olanlardan. Bu Antep için değil, Antep örnek yaşadık onu. Örnek olarak, O diğer mevzusu şehirlerde de var geçmiyorsa bu. her yerde öyle. Ha, bu açık büfe kahvaltılarının olduğu yerlerde genelde de böyle oluyor şeyde. Allah Azizim, aşkına. bu olmaz. Bu olmaz. Bak, İslamiyet sadece ezan okununca orucunu açmak değil. Bir duruştur, duruştur. İsraf da etmeyeceksin. Yiyiniz, içiniz, İçiniz israf israf etmeyin. etmeyiniz.